Amerika Birleşik Devletleri ve Küba arasında en üst düzey toplantı yarım asra aşkınlardan sonra gerçekleşti. Barack Obama ve Kübalı mevkidaşı Raúl Castro, Panama'da katıldıkları Amerika zirvesinde bir araya gelerek diplomatik ilişkilerin normalleşme sürecine girdiğine dair en somut örneği sergiledi. Görüşme sonrası basın açıklaması yapan Obama, iki ülke arasında buzları eriten girişimlere değindi. Amerikalı lider, biz hangi adım atarsak atalım, Küba'da zaten değişim olacaktır dedi. Çok net ifade etmemiz gerekiyor. Soğuk savaş artık geride kaldı. Küba, Amerika Birleşik Devletleri için tehdit oluşturmuyor. Biz rejimi değiştirmenin peşinde değiliz. Biz Küba halkının özgürlüğünün korunması ve sivil topluma arka çıkmak için çalışıyoruz. Kübalıların geleceklerini, yaşamlarını kendi iradeleriyle şekillendirebilmeleri için çabalıyoruz. Obama daha önceki demecinde Latin Amerika ülkeleriyle olan ortak geçmişte hatalar yapıldığını kabul ettiklerini belirtmişti. Raul Castro da Obama'nın sergilediği duruştan memnuniyetini dile getirdi. Castro, terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkartılmamız yönünde karar alacağını belirten ifadelerini olumlu buluyorum. Küba bu listede hiç olmamalıydı, dedi. Castro'nun sözünü ettiği Küba'nın terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarılması için Amerikan Dışişleri Bakanlığı çalışmalarını tamamlayıp Obama'ya önergeyi sundu. Küba, 3 yılda bir düzenlenen 7. Amerika zirvesinde ilk kez temsil edildi.